Ben de oynayabilir miyim beyler? Param varsa oyna. Yalnız limit biraz yüksek bizim hocam. Yani hani bilmiyorum senin için uygun mu? Change please. Boris'in en zayıf yanı kumara olan düşkünlüğü. Bu aynı zamanda Boris için mükemmel bir kara para aklama yöntemi. Kumarda harcadığı paraları gizli kara para hesaplarından çekiyor olmalı. Kart 12, 19. No kart. 13 kart. 16. Yeter. Bizim hedefimiz de Boris'in bu gizli kara para hesaplarını bilip nükleer başlığı kimlere sattığını öğrenmek. Kart 12. Kart. Peki biz nasıl ulaşacağız bu gizli hesaplara? Özel bir bilgisayar programıyla. İlk önce Boris'in biraz kazanmasına izin veririz. Sonra da yanında getirdiği tüm parayı kaybetmesini sağlayacağız. Yalnız ben böyle gazoz parasını oynamaktan sıkıldım. Parayı biraz büyütelim de oyuna heyecan gelsin. Beni bozmaz. Müdürüm. Şimdi bu adam bu kadar sıkı kumarbazsa biz onu nasıl üteceğiz kumar masasında? Merak etme evlat. Önceden her şeyi ayarladık. Kumarhanenin sahibini ve üst düzey yönetimden birkaç kişiyi operasyondan haberdar ettik. Ama yine de olası köstebekleri uyandırmamak ve fazla dikkat çekmemek için sadece iki adamımızı kumarhane personelinin arasına katacağız. Nokat. İçkiniz efendim. Güvenlik odasındayım. İçerideyim. Oyunu izliyorum. Her şey normal görünüyor. Hmm.
Çok özür dilerim efendim. Yalnız benim bu durumu müdürüme bir sormam gerekiyor. Kasa maksimumları ile ilgili. Tamam kardeşim, git kime soruyorsan sor hadi. Müşteri limiti yükseltmek istiyorum. Uygun. Uygundur efendim. Yalnız bu durumda oyunu en baştan başlatmalıyız. Size yeni bir dealer vermemiz gerekiyor. Olur olur. Fark etmez bizim için, olur. İyi şanslar. Peki içeri sokacağımız ikinci adam kim olacak? İyi şanslar. Yeni mi başladınız işe? Öyle sayılır efendim. Beds, please. On dört, kart. Kart. Too many, kasa kazanır. Too many. Kasa kazanır. Müdürüm. Söyle evlat. Gerçekten 10 numara bir plan yapmışsınız. Bravo. Kumarhaneler, spor arabalar, kart oyunları, hepsi süper. De şu şakacıktan da olsa sevgili olma konusunu tekrar bir düşünseniz mi acaba? Yani biz Ali ile ikimiz tek başımıza da gayet rahatlıkla bu işin üstesinden gelebiliriz. Şimdi bunlar boş yere ayağımıza dolanacaklar, hızımızı kesecekler. Hayır, ayaklarında kahvehane görmemiş, tek el bir pişpirik, tek taş okey oynamamış insanlar. Kumarhanede bize hiçbir faydalar olmayacak ki. Operasyon aynen dediğim gibi olacak Adanalı. Emredersiniz müdürüm. İtiraz istemiyorum. Tabii, itiraz yok.
Hocam ne oldu? Paralar sürüşecekti galiba. Para yoksa arabanın anahtarı da olur. Balık oltaya geldi işte. Boris tüm fişlerini kaybedince hırs yapıp kumarhanedeki hesabına yeni para eklemek için bilgisayardan banka hesaplarına girecek. İşte tam bu noktada Ertan ve Mehmet Ali'nin birlikte yazdıkları bilgisayar programı devreye girecek. Kasino hesabıma para transfer ediyor. Sen şuna bak canım. Biz iyiyiz hocam. Malum kişinin 3G bağlantısını sızarak bilgisayarına bağlandık. Şu andan itibaren bizim bilgisayarımızla onun bilgisayarı ikiz. Bu para transferini yaparken biz de hesap hareketleri dosyasını kendimize kopyalayacağız. Dosyayı buldum. Transfere başlıyorum. Paranın sizin hesaba geçmiş olması lazım. Söyleyin hemen fişlerimi getirsinler. Baş üstün efendim. Hayır, hayır, hayır. Sakın kapatmasına izin vermeyin. Kapatma. Niye? Dosya sandığımızdan daha büyük. Tamamını indiremezsek açamayız. Ya... Hocam, hazır açık bilgisayar vurmuşken... şu benim elektronik mektuplarıma bir baksam ben. Hayır, bakamazsın. Allah kahretsin. Bağlantı koptu. Dosyanın tamamını indiremedik. Tekrar ediyorum. Dosyanın tamamını indiremedik. Bağlantı koptu. Operasyon başarısız. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.